Herkese iyi günler diliyorum. İsmim Şule. Balıkesir'de yaşıyorum. 2013 senesinde eşimle tanışıp severek evlendik. Evlenmez olsaydım onun adını bile anmak istemiyorum. Balıkesir'in merkezinde yaşıyorduk. Onlar da bizim komşumuzdu ve mahallemize sonradan taşınmışlardı. Apartmanlarımız biraz çaprazdaydı ve dar bir sokaktı. Markette falan gördükçe tanışıp bir süre sonra evlenmiştik. İki görümcem, iki eltim vardı. Eşim ailenin en küçüğüydü. Kaynanam Ayşe ve diğerleri biz evlenene kadar çok sıcak ve iyi davranıyorlardı. Evlendikten sonra mahallede bir ev tutup oturmuştuk. Sürekli bize gelip gidiyorlardı. Sadece bir eltim bana başından beri kötü davranıyordu. Eşimin bir büyüğü olan abisinin eşiydi. İsmi Kübra'ydı. Bir gün Kübra tek başına bana oturmaya geldi. Hiç yalnız bırakmamıştım. Fakat bir ara lavaboya gitmek için içeri geçmişti sadece. Ama açılan kapının sesinden lavaboya gitmediğini anlamıştım. Çünkü tuvaletin kapısı hafif gıcırdıyordu. Bu lavaboya gitmemişti dedim. Emindim. Biraz geçtikten sonra geldi ve yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Canım cicimli konuşuyordu. Kübra benimle hiç böyle konuşmazdı. Biraz daha oturduktan sonra kalktı. O gidince içeri odalara baktım. Ama bir tuhaflık yoktu. Nereye, niye girmişti anlamamıştım. Akşam eşim geldiğinde ona bahsettim. Kübra'nın hareketlerinde tuhaflık var. Bana ilk tanıştığımız günden beri kötü davranıyordu. Bugün oturmaya geldi. Ve gayet iyi davrandı dedim. Eşim bir an tedirgin oldu. Bir şey söyledim sana dedi. Ben de yo ne diyecek ki dedim. Ne bileyim ters bir şey falan söyler. Canını sıkar dedi. Ben de yok bir şey demedi. Ama davranışları biraz tuhaftı dedim. Boş ver, uzak dur, pek görüşme dedi. Nasıl görüşmeyeceğim? Sürekli beraberiz dedim. Olsun, sen fazla samimi olma dedi. Eşimin de bu tavrını anlayamamıştım. O gece yattığımda boğazımda bir ağırlık hissettim. Nefes almaya çalışıyorum, alamıyorum. Biri boğuyordu sanki beni. Bağırmaya çalıştım, bağıramadım. Eşime seslendiğimi sanıyorum ama sesim çıkmıyor. En son dua etmeye başladım. Birden rahatladım. Karabasan dedikleri şeyi ilk defa yaşamıştım. Eşim her şeyden habersiz uyuyordu. Uyandırmak istemedim ve tekrar yattım. Sabah olunca olanları eşime anlattım. Korktuğumu belirttim. O da biraz tedirgin oldu. Ama korkma, dua ederek uyu dedi. O gün evde de tuhaflıklar hissettim. Eşim işe gitmişti. Odaya giriyorum. Arkamdan kapı kapanıyor. Açık bir cam olmamasına rağmen nasıl oluyordu anlayamıyordum. Odayı toplarken mutfaktan gelen sese irkildim. Hemen mutfağa gittim ve şok oldum. Yere baktım. Bir bardak kırılmıştı. Evde kimse yokken bu nasıl olmuştu ki? Eşim o akşam eve gelmedi. Aradım defalarca. Açmadı. Gece çok geç saatte eve geldi ve o kadar alkollüydü ki normalde hiç içmezdi. Ben de alkolden hiç haz etmezdim. Neden içtin, ne bu halin dedim ama beni duyabilecek kadar bile ayık değildi. Onu yerine yatırdım. Kendim ise salonda uyudum. Onun yanında uyumak istemiyordum. Sabah uyandığımda şiddetli bir kavga etmiştik. Kahvaltısını bile yapmadan işe gitti. Akşam yine gelmedi ve gece geç saatte alkollü bir şekilde eve girdi. Ben yine ayrı yattım. Günler, haftalar, aylar bu şekilde geçiyordu. Oturup konuşamıyorduk bile eşimle. Bir akşam Kübra beni aradı ve size yemeğe geleceğiz. Eğer müsaitseniz dedi. Tabii ki buyurun gelin dedim ama eşim evde olmuyordu ki ne diyecektim. Eşimin ailesine bu durumu hiç yansıtmamıştım. Eşime mesaj attım. Ümit abin ve Kübra yemeğe gelecek diye. Cevap bile vermedi. İyice kopmuştuk. Belki gelir diye umut ettim ama yok, gelmedi.
Nerelerde geziyordu, ne yapıyordu bilmiyordum. Akşam olunca Ümit abi ve Kübra geldi. Kübra, Okan yok mu diye sordu. Ben de henüz gelmedi, çalışıyor diyebildim. Başka ne diyecektim ki? Öyle mi dedi. Tuhaf bir gülümseme attı ve yemeğe oturduk. Kübra bir ara lavaboya gitmek için kalktı. Yine lavabonun kapısı açılmamıştı. Gıcırtı sesi gelmemişti çünkü. Arkasından mutfağa gider gibi yapıp çıkıp baktım. Tuvaletin ışığı da yanmıyordu. Ne yapıyor bu kadın dedim. Yatak odasına girdim. Telefonla konuşurken görünce pardon deyip çıktım. Demek ki bunun için girmişti buraya. Biraz daha oturdular ve Ümit abi geç oldu. Okan gelmeyecek herhalde dedi ve kalktılar. Saat hayli geç olmuştu. Ben de yatağıma geçip yattım. Bir türlü uyuyamıyordum ama. Odanın köşesinde sanki biri vardı ve beni izliyordu. Hemen kalkıp ışığı açtım ama kimse yoktu. Işığı kapatınca kırmızı kırmızı gözleri görünüyordu. Oradaydı, emindim. Kafayı yiyorum herhalde dedim. Aldırış etmeden uyumaya çalıştım. Yatakta uzun süredir yatmıyordum. Salonda yatmayı tercih ediyordum çünkü. Uzun süreden sonra yatağıma yatmıştım ve yine hareketsiz kalmıştım. Vücudumu oynatamıyordum. Biri boğazıma basıyordu sanki. Bağırmak istiyorum ama bağıramıyorum. Zor şer, biraz dua edebildim. Rahatlamıştım. Salonda uyurken de beni ara sıra korkutuyorlardı. Ancak bu yatakta daha farklı bir şey vardı. Evin içinde de tuhaf şeyler oluyordu. Anneme defalarca anlattım bu durumu. O da çok üzülmüştü. Ama elimden bir şey gelmiyordu tabii. Kayınvalidemler bir gün oturmaya geldi. Tabii Kübra da gelmişti. Bana bakışları bir tuhaftı. Biraz oturup gittiler. Eşim o gece hiç gelmedi. Ben de uğraşmıyordum artık. Bıkmıştım çünkü. Oturup tek başıma televizyon izlemeye başladım. Uyuyakalmışım. Rüyamda ıssız bir ormanın içindeydim. Yerde hep yılanlar vardı. Onlara basmadan yürümeye çalışıyordum. Fakat olmuyor. Benim bacaklarıma dolanmaya başlıyorlar. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçamıyorum. Yere düşüyorum. Üzerime dolanıyorlar. Uzak bir yerden kahkahalar duyuyorum. Yankılanarak geliyor sesler. Gitgide bu ses bana yaklaşıyor. Biraz sonra başımda Kübra'yı görüyorum. Yanında iki tane siyah varlık ile pis pis gülerek bana doğru bakıyor. Sonra gelip üzerime ayağını basıyor. Ne oldu? Korktun mu Şülecim diyor. Ne yapıyorsun? Bırak beni diyorum. Gülüyor ve sen kendini ne sanıyorsun? Benimle baş edebilir misin diyor. Ben de sen ne saçmalıyorsun? Benimle ne alıp veremediğin var diyorum. Birden ciddileşip kes sesini adi köpek diyor. Daha sonra elindeki bıçağı karnıma saplamasıyla sıçrayarak uyandım. Uyandığımda karnımda bir ağrı vardı. O an televizyonda da belgesel vardı. Ormandaki yılanları gösteriyorlardı. Herhalde bundan etkilendim diye düşündüm. Ama niye Kübra'yı görmüştüm ki? Anlam veremedim. Kanalları değiştirmek isterken birden elektrikler gitti. Uğultular duydum ve karanlıkta bir varlığın gözlerini gördüm. Çığlık atarak mutfağa gittim. Mum bulmaya çalışıyordum. Arkamı döndüğümde yine karşımdaydı. Gözlerini dikmiş, bana bakıyordu. Sıcak nefesini yüzümde hissettim. Git buradan dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışım. Uyandığımda elektrikler gelmişti ve mutfakta sere serpe uzanmışım. Başımda bir ağrı vardı. Kafamı vurmuştum belli ki. Eşim olacak adam hala gelmemişti. Hemen eşyalarımı toplayıp annemin evine gitmeliydim. Birkaç parça eşyamı alıp sokağa çıktım. Kimsecikler yoktu sokakta. Yolda hızlı hızlı yürürken 3-4 tane simsiyah kedi bana bakıyordu. Kıpkırmızı gözlerini bana dikmişlerdi ve değişik bir halleri vardı. Onlardan uzaklaşarak hızlı hızlı yürümeye devam ettim. Kediler arkamda kalmıştı. Biraz daha gittim ki tekrar önüme çıktılar. Kedileri çok severdim fakat bunlar çok korkunç duruyorlardı. Bir yerden "Şşt!" diye biri seslendi.
Etrafıma baktım. Ancak kimse yoktu. Bir an önce annemin evine varmalıydım. Neyse ki başıma bir şey gelmeden eve ulaşmıştım. Anneme ve kız kardeşime olanları anlattım. Aylardır sürekli korkutuyorlar anne. Eşimle de anlaşamıyoruz artık. Aynı yatağı bile paylaşmıyoruz. Eve ya alkollü geliyor ya hiç gelmiyor. Ben artık yapamıyorum. O eve gitmeyeceğim dedim. Birkaç günde gitmedim. Eşimden de hiçbir haber yoktu. Arayıp sormuyordu bile. Bir gün kapı çaldı. Kayınvalidem eve geldi. Kızım buradaymışsın. Neden terk ettin evi dedi. Ben de bir bir anlattım olanları. Kaynanam bu işte bir iş var. Bunlar normal değil deyip sen dur hele dedi. Çıkıp gitti evden. Anlam veremedim. Bir tuhaflık vardı bu kadında. Bir iki saat sonra yanında bir kadınla eve geldi. Kadın bana baktı uzun uzun. Baştan aşağıya süzdü. Sen gel bakayım dedi ve beni odaya aldı. İçeriye kimseyi almadı. Perdeleri çekip içeriği biraz kararttı. Sana ne yapmışlar kızım? Yazık sana dedi. Bana tadı değişik bir su içirdi ve ayna karşısına oturttu. Kafamı ellerinin arasına aldı. Gözlerim simsiyah görünüyordu. Krizler geçirdiğimi hatırlıyorum. Hoca bir şeyler okuyordu. Aynada resmen olanları görmüştüm. Kübra benim yatak odama girip yatağın altına bir şeyler koyuyordu. Bağırıp arkamı döndüm. Ne yapıyor o şerefsiz dedim. Sana büyü yapmış kızım dedi. Neden peki? Ben ne yaptım ki ona dedim. Onu kendisinden duy. Hoca bir şeyler okudu ve benim boynuma bir muska astı. Allah'ın izniyle artık bir şey olmaz kızım dedi. İçeri geçtik. Kaynanama Kübra'yı çağırmasını söyledi. Kaynanam Kübra'yı aradı ve bir yarım saat sonra geldi. Hoca, Kübra ve ben odaya geçtik. Kübra ne olduğunu anlamamış. Tuhaf tuhaf bakıyordu. Hoca Kübra'ya bu kıza neler yaptığını anlat. Yoksa seni öldürürüm dedi. Kübra ben bir şey yapmadım diye konuşuyordu. Hoca Kübra'nın saçlarına yapıştı. Çabuk anlat yoksa seni gebertirim dedi. Kübra ağlamaya başladı. Biz kayınvalidemlerle aynı köyde yaşıyorduk. Ben küçüklüğümden beri Okan'ı seviyordum. Ama o bana hiçbir zaman karşılık vermedi. Ben de gidip onun abisiyle evlendim. Okan daha önce nişanlanmak istedi. Ama hepsini bozdum. Fakat o gidip Şule ile evlendi. Engelleyemedim. Onları ayırmak için büyü yaptım. Onu başkasıyla görmek istemiyordum. Yataklarını ayırsınlar, araları bozulsun istiyordum. Ama çok pişmanım. Özür dilerim diye ağlıyordu. Dayanamayıp Kübra'nın saçlarına yapıştım. Bütün hırsımı ondan çıkardım, dövdüm. Gürültüye içeridekiler de gelmişti. Bu kahpe bize büyü yaptırmış. Okan'la bizi ayırmak istemiş. Başından beri onu seviyormuş dedim. Kayınvalidem de onu döverek ite kaka evden çıkardı. Hoca gidip o büyüyü oradan almamız lazım dedi. İstemeye istemeye eve gittik. Yatak odasını aramaya başladık. Yatağın altında düğüm düğüm olmuş bir ip vardı. Bir ucunda Şule, bir ucunda Okan yazıyordu. İpin üzerinde de Arapça yazılar vardı. Hocayla beraber onu alıp çıktık. Son kez evime baktım. Ne hayallerle evlenmiştim. Kapıyı kapatıp anahtarı paspasın altına koydum. Bir daha gelmeyecektim bu eve. Çok soğumuştum. Bahçeye çıkıp hoca dua ederek o ipi yaktı ve oradan ayrıldık. Daha sonrasında öğrendim ki Kübra'yı evden atmışlar. Annesinin evine göndermişler. Birkaç hafta sonra boşanma davası açmışlar. Benim de barışmam için çok uğraştılar. Çok emek verdiler ama ben artık eşimden de soğumuştum. O eve girmek, o adamı görmek istemiyordum. Zaten normalde de biz tam olarak evliliği başarabilmiş insanlar değildik. Ama Kübra'nın yaptıkları da iyice sebebimiz olmuştu. Yani bir şekilde Kübra amacına ulaşmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ben boşanma davası açıp annemle yaşamaya başladım. Annemle ve kız kardeşimle beraber başka bir mahalleye taşındık. Hala aklıma geldikçe sinirleniyorum. Bir şekilde onun da
Benim de yuvam dağıldı. Bir daha herhangi biriyle evliliğe cesaret edebilir miyim? Bilmiyorum. Ama Allah'ım da ona bir daha yuva kurmayı nasip etmesin. Bizi böyle insanlardan korusun. Amin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.